ben bağlandım oy. Dost ben sana bel bağladım, dost ben senden kan ağları, dost ben senden yara aldım. Yar benim benim imanım, yar benim gönül kemanım, gider başımda dumanım, nazlı yare böyle söyleyeyim. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Bağırıyorum babam sana, bu öfkemi anla sana. Sağ olsan koçum, kurban olur sana. Şu sesini bir duy. Sevgili izleyicilerimiz, eskilerin deyimiyle yiğidin harman olduğu yerdeyiz, Yozgat'tayız. Akdağ Madeni'ne bağlı Hayran Köyü'ndeyiz sevgili izleyicilerimiz. Arefe günü akşam gerçekleştiriyoruz sizlere bu çekimimizi, bayramın bir gün öncesi akşamında. Bizleri Yozgat Akdağ Madeni'ne davet eden Ahmet Tuğrul abimle birlikteyiz. O da benim gibi gurbetçi. Fransa'da çalışıyor. Yazın izne geliyor tatile. Memleketinde şu anda. Onun evinde misafiriz. Türkülerimizi söyleyeceğiz, çalacağız. Böyle hayran köylüleriyle, muhtarımızla, köylülerimizle bir aradayız. Güzel bir akşam geçirdik burada. Ben Ahmet abi şöyle kısaca teşekkür etmek istiyorum. Asıl bizim çekimlerimiz yarın bayramda ama bayram öncesilere bu görüntüleri sunuyoruz. Ahmet abicim, öncelikle misafirperverliğin için çok teşekkür ederim. Önce bir seni tanıyalım. Ben Ahmet Tuğrul. Yozgat Akdağ Madeni Hayran Köyü'ndenim. Sizlere çok teşekkür ediyorum kardeşim ki bizleri kırmayıp köyümüze böyle misafir olarak geldiğiniz için. Özellikle sizlere çok 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 minnettarız. Ve de sizin orada olan arkadaşlarımıza buradan hepsine selam salıyoruz. Yani köyümüzü izlesinler, bizleri unutmasınlar, biz onları çok seviyor. Yani fazla da bir diyecek bir şeyim yok zaten. Allah razı olsun Ahmet abicim, bu işler nasip diyoruz ya. 11 seneden beri Yozgat'tan davet ediyorlar sevdiklerimiz, dostlarımız, hemşehrilerimiz, özellikle Viyana'da yaşayan dostlarımız. Nasip olmamıştı. Ahmet abim davet etti, nasip oldu. Geldik, buradayız. Yozgat'ta hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Hani derler ya, doyduğun yer mi, doğduğun yer mi diye. Ben Burdur doğumluyum, Gölhisar doğumluyum ama doyduğum yer de Yozgat ve Yozgatlılar. Ben Yozgatlara minnettarım, vefa borcum var onlara. Ben de biraz olsun vefa borcumu ödemek için Yozgat'a geldim. Akdağ Madeni'nin ve çevre köyün çekimlerini yapacağız. Ahmet abimin vesilesiyle geldik. Burada evinde güzel bir akşam geçirdik sevgili izleyicilerimiz. Katılan bütün gençlerimize, köylülerimize teşekkür ediyorum. Asıl çekimlerimiz yarın, az sonra izleyeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Türkiye'de hiç bugüne kadar bir eşine rastlanmamış adet var sevgili izleyicilerimiz. Bayramlaşma iki köy arasında, onu ekranlara getireceğiz. Şimdi güzel türkülerimizi dinleyelim. Ondan sonra az sonra programımızın ilerleyen saatlerinde Hayran Köyü ve Kavakalan Köyü'nün bayramlaşma merasimiyle sizleri baş başa bırakacağız. Birlikteliğimizin hızıyla devam ediyor. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman. Aman ben yarelendim aman. Bu dert beni iflah etmez deneyler. Köprüden geçti gelin köprü. Geçti gelin saçman, düştü gelin loy loy, haldan bilmez loy loy, söz anlamaz ne çare. Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol. Geçti gelin loy loy, haldan bilmez loy loy.
söz anlamaz ne çare. Aptal bir sultandan aldı ise köz, kardeşliğe bedel verdi ise söz. Anadolu'dan geldi, Anadolu'dan geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sevgili izleyicilerimiz, Yozgat'ın Aktağ Madeni'ne bağlı Hayran Köyü'ndeyiz. Hayran ve Kavakalan Köyü'ndeyiz. Çekimlerimizi Hayran Köyü'nden başlatıyoruz. Türkiye'de bir eşine rastlanılmayan bir adet var burada sevgili izleyicilerimiz. Biraz önce bayram namazını hep birlikte cemaatle eda ettik. Bayram namazından çıktıktan sonra hep beraber Hayran Köyü mezarlığına geldik. Mezarlığın önünde yapılan dualardan sonra büyüklü küçüklü Hayran Köyü vatandaşları, hem burada yerli yaşayan vatandaşlar, hem de gurbetten gelen vatandaşlar, köylüler, hemşeriler hep birlikte bayramlaştık. Bayramlaştıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, yine mezarlığın önünden dualar edildikten sonra 2 kilometre uzaklıktaki kardeş köy Kavakalan Köyü'ne doğru gidiyoruz. Yine orada bir bayramlaşma olacak. Orada da mezarlık ziyareti olacak. İki köyün yıllardan beri süren adetini sizlere yansıtacağız sevgili izleyicilerimiz bugün. Şimdi Hayran Köyü'nden turumuz başlıyor. Kavakalan Köyü'ne doğru hep beraber cemaatle birlikte devam ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Üç aylar evvelden haberin verdi. Tutan müminlere yardır Ramazan. Tutan müminlere yardır Ramazan. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmeh ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nin bulunduğu Ramazan ayını idrak etmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında ve bugüne kadar yaptığımız ibadetleri, oruçları, namazları dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili izleyicilerimiz, Kavakalan Köyü'ne geldik. Kavakalan Köyü'nde de köylülerimiz burada bizleri karşıladılar mezarlığın önünde. Dualar edildi. Az sonra bayramlaşmaya geçilecek. Köyümüzün imamı var burada, hocamız var. Hocam, sizi tanıyalım. Ben Tarık Sarıkaya, aslen Kavakalan Köyü'ndenim. Ama şu anda Nevşehir İl Müftülüğü'nde din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hocam, yaşımız kaç? Yaşım 47. Kaç yıl bu olaya şahit oldunuz burada? Aklım yetti yeterli, ben bu olaya şahidim. Bunun ne zaman başladığında net bir bilgimiz yok. Ecdat 100 yıllardır belki devam ediyor değil mi? Aşağı yukarı, tabii tarih bilmiyoruz ama 100 yıllardır devam eden güzel bir gelenek. Kısaca bahsedebilir miyiz bu adetle ilgili? Şimdi biz Hayran ve Kavakalan Köyü halkı olarak bayramlaşmamızda bir bayramda biz Kavakalan Köyü olarak Hayran'a gideriz. Diğer bayramda da Hayran Kavakalan Köyü'ne gelir. Ancak bu arada şöyle bir ince bir detay var. Eğer o bayramlar arasında bir cenaze, herhangi bir köyden bir cenaze olmuş ise o sıra takip edilmez. Cenaze hangi köydeyse diğer köy oraya gelir. Biz ilk gelen köy bu Hayran'da veya Kavakalan'da ilk bir kahvaltı yapılır. Bayramlaşılır, mezarlıkta bayramlaşılır, cenaze varsa cenaze evinde taziyede bulunur ve kahvaltı yapılır. Kahvaltıdan sonra yine köy meydanında toplanılır, diğer bir köye gidilir. Orada da gerek mezarlıklarda gerek bayramlaşmamız devam eder ve bu arada da yine her iki köyün içerisindeki
evlerde de ziyaretlerimiz devam eder. Sevgili izleyicilerimiz, Kavakalan köyünde de bayramlaşma yapıldı, dualar edildi. Şimdi Kavakalan köyünün halkı buradan ikişer, üçer kişi seçip evine misafir alıyor. Hayran köyünden gelen köylülerimiz ikişer, üçer kişi Kavakalan köyünde evlere misafir oluyor. Burada yemekler yeniliyor. Yine burada yemekler yenildikten sonra herkes yine köy meydanında toplanıp Hayran köyüne gidiyor. Şimdi biz de herkes gitti. Bize Osman bizi misafir alan olmadı. Herkes gitti ya lan. Evet. Bakalım inşallah bizi de bir götüren olur sevgili izleyicilerimiz. Herkes misafirini alan arabalara bindi. İhsan, ben, Osman kaldık. İnşallah biz de burada bir yerde ekmeğimizi neyim yeriz inşallah. La herkes de gitti ya. La biz kaldık ya Ahmet abi. Evet inşallah götüren olur sevgili izleyicilerimiz. Hadi bakalım. Soluk soluğa kaldık. Mezarlıkta herkes gitti, misafirlerini aldı. Bizi unuttular. Biz de böyle baktık ki bu evin önünde 3-4 tane araba var. Herhalde burası kalabalık, neyin dedik. Bir gidelim bakalım. Yiyecek bir şey buluruz herhalde. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Ya arkadaş, bizi mezarlıkta unuttunuz ya. Şöyle. Vallahi arkadaş, herkes misafirini alan gitti, biz kaldık orada. Biz de dedik ki burada arabalar kalabalık, buraya gel. Kimin evi burası? Faruk abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi çok güzel, bizi mezarlıkta unuttular. Herkes misafirini alan gitti, baktık burada arabalar kalabalık. Abi bugün kalabalık, misafir almışsın, herkes ikişer kişi götürdü, sen 8-10 kişi almışsın. Senin için geldiler buraya, burada çekim var diye. Ahmet, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ahmet Bey burada diye, seni, gerçekten halk seviyor seni. Allah razı olsun. Ben her zaman diyorum, doğduğum yer Burdur ama doyduğum yer Yozgat diye. Allah sizlerden razı olsun. Avustralya'da da izliyor, orada da bizim Yozgatlılar seni hep tanır, şey der. Bak gerçekten hep biz diyoruz. Buradan Fransa, İtalya, vallahi, Avusturya. Var ya, Avusturya'daki biraderler var. Biraderin çocukları var. Onları hepsi Fransa'da, kaynanam var, kaynarım var. Bunların hepsine tek tek selam gönderiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten size içimden böyle teşekkür ediyorum. Abi hep böyle kalın. Hep vallahi böyle kalın. Adetlerimize, örf, anneannelerimize sahip çıkın. Biz bunu şey etmek istiyorduk, planlıyorduk ama bugüne nasip. Bugüne nasip. Size nasibimiz. Bir evvel yemeğimizi yiyelim abi. Yemeğimizi yiyelim. Evet, yemeğimizi yiyelim. Şöyle ben de zobanın başına Osman. Osman vallahi yaz günü Temmuz'un ortasında sevgili izleyicilerimiz, Temmuz'un ortasında zoba yakıyoruz. Akşam biz de Ahmet abimin zobasının şöminesinin yanında uyuduk. Görüyorsunuz çaydanlıklar fokur fokur kaynıyor. Vallahi gençler, Akdağlı gençler, Hayranlı, Kavakalanlı, ben Kavakalan diyorum ama Kavakalanlı gençler, bu adetimizi, bu örf anneannelerimizi gelecek nesillere taşıyın. Örf adetlerinize sahip çıkın diyoruz. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra karnımızı oyalım, sohbetimize devam edelim. Hadi. Ramazan bu ayda yumulsun, gözün Ramazan. Ey mümin, sonunda bir ölüm vardır. Bu ayda yumulsun, gözün Ramazan. Bu ayda yumulsun, gözün Ramazan. Valla sanki kendi memleketimin, yani Burdur'un plakasını görmüş gibi sevindim. Ta Yozgat'ın Akdağ Madeni Kavakalan köyüne geldim. Viyana plakası gördüm ya, kendi köyümün plakasını görmüş kadar sevindim sevgili izleyicilerimiz. Kavakalan'da turumuz devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz, Kavakalan köyündeyiz. Az sonra Hayran köyüne gideceğiz de evlerimize misafir olmayı devam ediyoruz. Yine Viyanalı bir kardeşimiz var, sizi tanıyalım. Ben Mustafa Başdoğan, Hayran köyüm. Mustafa kardeşim, hoş geldin memleketine. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? Evet, bayramda sevdiklerinle, hemşerilerinle olmak, bu adetleri onlarla birlikte yaşamak. Vallahi yaklaşık 20 senedir ilk kez köyümüzde bayram yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir duygu. İşte gurbetliğin en zor tarafı bu sevgili izleyicilerimiz. Bayramları yılda bir defa, iki defa olan bayramları dahi ailenizle geçiremiyorsunuz. İşte 20 sene aradan sonra ilk defa bayram geçiriyor. Çok güzel mutluluk değil mi? Tabii çok güzel mutluluk.
Buradan herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Viyana'dan kimler gelemedi? Viyana'dan abilerim bir geliyor da, Hayrettin abim, Nevzat abim gelemediler. Onların da bayramını kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Bütün Viyana'daki tanıdıklar, arkadaşlarım, can gönülden bayramlarını kutluyorum. Bütün Müslüman alemin bayramı kutlu olsun. Herkese teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Kavaalan köyünde yemeklerimizi yedik, kahvaltılarımızı yaptık. İzzet ikram muhteşemdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda muhtarımız var. Muhtarım, şimdi Kavaalan'daki ziyaretimiz bitti. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan Hayran'a gidiyoruz. Hayran'da aynı gördüğün gibi camide yaptığımız gibi. Orada var yok. İki taraf oluyor. Orada Fatiha'yı okuyorlar. Yeniden bayramlaşıyor. Oradan misafirlerimizi alıyor. Misafirler daha diyor. Biraz önce daha şimdi yemeğimizi yedik. Oradan olacak. Orada yine aynı. O köyde yine yemek yok. Misafirler daha diyor. Ondan sonra bayramlaşmaya geçiyor köyleri aramızda. Cuma namazından sonra da bayram konserimiz var. Hadi bakalım. Buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bütün İslam aleminin ve Hayran Kavaalan köyünün hepsine teşekkür ediyorum. Bayramlar mübarek olsun. Evet. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, muhtarım 3 dönemdir burada muhtarım. 4 dönem. 4 mü? 4 dönem. İsim, evet. İsim neydi muhtarım? İsmim Mehmet Tuğrul. Buradan bütün köylerin muhtar arkadaşlarıma da hepsinin bayramını kutluyorum ve hepsine teşekkür ediyorum. Evet. 4 dönem İki köyünde muhtarlığını yapmak kolay değildir. İnşallah beşincisi nasip. İsmet, onu komşunun bileceği bir iş. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım, şimdi yolculuk Hayran köyüne. Elif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون